Büşra hocam, tabii gün içerisinde hep böyle açlık hissi olduğu için gözümüz haliyle doymuyor. İşte istiyoruz ki iftar sofralarında her şey olsun. Hani bir kuş sütü eksik derler. Gerçekten de öyle oluyor. Peki bu doğru bir yaklaşım mıdır? Her şeyden yemek, her şeyi fazla fazla tüketmek ne kadar doğrudur? Aslında Ramazan ayının diğer aylarından çok fazla farklı olmamalı akşam yemekleri konusunda. Çünkü kişiler Ramazan'ı bir ödül olarak benimseyip akşamları 7-8-10 çeşide varana kadar yemekler yapılıyor. O sofralar donatılıyor, poğaçalar, börekler, sarmalar, dolmalar. Fakat bu anlamda kişi çorbasını bir ana yemeğini belki bir yardımcı yemeğini ardından tatlısını yaparsa hem kilo almasına engel olmuş olur hem de israfa karşı olmuş olur. Bu anlamda çok fazla bir çeşit değil de belki de misafirliklere özellikle davetlere gittiğimizde tüketebileceğimiz kadar tabakları almak çok önemli. Küçük miktarlarda, küçük porsiyonlarda doyduktan sonra tekrardan takviye etmek en önemli adım olacaktır. Yine belirtelim mutlaka ama mutlaka sahura kalkalım. Çünkü bizim en fazla gördüğümüz şey sahura kalkmadan genellikle iftarda yediğimizle tutmak. Bu ilerleyen dönemlerde bedenimize de eziyet olur, bedenimize zarar vermeye başlarız ve halsizlik, yorgunluk, sinirlilik, baş dönmesi gibi etkiler de ortaya çıkabilir. Özellikle de diyabet hastasıysanız, yani şeker hastasıysanız yine uyaralım, doktorunuza sormadan lütfen oruç tutmayın ve ilaçlarınızı bırakmayın.